AK Parti Tay Milletvekili Abdülkadir Özel, İskenderun Belediye Başkanı Fatih Topsalı ile birlikte deprem felaketi yaşayan İskenderun'da yaraları sarmak adına yapılan çalışmalar, planlanan projelerde gelinen nokta ve son durum aşamaları hakkında bilgiler verdi. Basın mensuplarıyla birlikte saha çalışmalarını yerinde incelemelerde bulunan Milletvekili Özel ve Belediye Başkanı Topsalı, ilgili firma yetkilileriyle bir araya geldi. İşler hale getirmesi çok önemli. Bu ana arter. Şehrin çok önemli kesimi E5 ve Feyyazan kanalının, pardon, Fener Caddesi'nin sahil arasındaki kalan kısmının neredeyse büyük oranda yağmur sularını alıp Barınak'taki yükseltiş istasyonuna getiren toplayıcı hat orası. İller Bankası, DSE, Karayolları ve Ulaştırma Bakanlığı marifetiyle devam eden yatırımların yer aldığı saha gezisinde ilk olarak depremde büyük hasar gören ve Hatay Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda olmasına rağmen İller Bankası tarafından bakım, onarım ve yenileme çalışmaları tamamlanan İskenderun Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nde yürütülen çalışmalar yerinde incelendi. Feza İnşaat'ın şantiye müdürü Garip Sönmez, atık su arıtma tesisi, çöken altyapı ve terfi istasyonlarının onarım çalışmalarının tamamlandığını, yoğun yağışlarda yenilenen pompaların saatte 4000 ton suyu tahliye edileceğini söyledi. Bizim ihale kapsamımızda, yani Feza İnşaat'ı ihale kapsamında olan yer, arıtma tesisi, 49'er Tosyalı yükseltici istasyonu ve Barınak'taki yağmur suyu. Atık suyu yükseltici istasyonu. Onun dışında bizim ülkemizde bir iş yok. Milletvekili Abdülkadir Özel ise Çevre Şehircilik Bakanlığımız ve İller Bankamız tarafından yapımına başlanan İskenderun Atık Su Arıtma Tesisi onarımı yapıldı. Atık su ve yağmur suyu terfi merkezi inşaatında ise sona gelindi dedi. Şu pis koku, evet, benim şikayetçi olduğu koku. Evet. Bu çalışmalardan sonra gider mi? Feyyazan kanalına muhtelif yerlerde deşarj edilip engellenemeyen pis sular var mı? Bu sularda kokuya sebebiyet veriyor mu? Ben onu soruyorum. Daha sonra İskenderun sahilinde kıyı tahkimat çalışmalarının yapıldığı alana geçildi. Yağmur sebebiyle şehrimizde daha önce de benzerlerine tanık olduğumuz, fakat bu sefer gerçekten dalga boyu itibariyle çok daha büyük bir afete maruz kaldık. O da deniz suyu taşkınları şehrimizi maalesef etkisi altına aldı ve bu anlamda şehrimiz hem hasar gördü hem de esnaflarımız zarar gördü. Tabii 6 Şubat depremiyle beraber kentimizin plakasında bir çöküntü yaşandı. Bu çöküntüyle beraber sahil güvenlik, balıkçı barınağı, anıt alanından bu tarafa kadar bütün sahil hattı boyunca bir çöküntü meydana geldi. Bu çöküntüyle kara deniz kotuna neredeyse sıfırlanınca deniz suları şehrimizi etkisi altına almaya başladı. Bunun için biz hemen Şubat ayının ortalarından itibaren İller Bankamız Genel Müdürlüğü marifetiyle, o dönem yine bakanlarımızın da iştirakiyle kaymakamlıkta bir toplantı gerçekleştirildi ve buranın derhal projelendirilmesi kararı alındı. Ulaştırma Bakanlığımız Altyapı Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan projeler doğrultusunda da sahil tahkimatı, sahil hattı boyunca hem balıkçı barınağında başka bir yüklenici arkadaşımız var, birazdan oraya da geçeceğiz. Ve sahil hattı boyunca bu tahkimatın yapılmasıyla ilgili mühendislik çalışmaları yapıldı. Bu çalışmalarda Haziran'da ihalesi yapılan bir yüklenim işiyle yükleniciye teslim edildi. Yüklenicimiz de Haziran ayından beri burada fiilen çalışıyor ve çalışmaya da devam edecek. Heyet daha sonra Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Genel Müdürlüğü tarafından tahkimat çalışmaları devam eden İskenderun Balıkçı Barınağı'nda incelemelerde bulundu. Barınak atık suyu ve yağmur suyu yükseltici istasyonu dediğimiz yer. Bu barınaktaki yükseltici istasyonlarımızda şu gördüğünüz kısım atık suların gelip kesin suyu da birikip buradaki pompalar aracılığıyla demin bulunduğumuz arıtma tesisine ileten kısımdır. Balıkçı Barınağı'nda perde duvar, koruyucu mendirek ve rıhtım çalışmalarının önemli ölçüde tamamlandığı, yine 3 aylık bir sürede tamamlanacağı vurgulandı. 6 Şubat'taki depremde rıhtımın etrafını İskenderun Belediyesi doldurarak önlem almıştı. Depremden sonra burası çok ciddi anlamda hasar görmüş. Hemen hemen buradaki tesisler tamamen çalışmaz hale gelmiş. Ve bu durumda İller Bankası'nın yaptığı ihale kapsamında bizim Feza İnşaat firmamız yüklenici ortamına gelmiş ve buraları tamamen ıslah ediyoruz. Hasar gören yerleri tamir ediyoruz. Eklenmesi gereken kısımları ekliyoruz.
ve inşallah kısa bir zamanda bitti sayılır diyebilirim. Şu anda Atos suları arıtma tesisine iletecek olan pompalar montaj yaptı ve çalışıyorlar. Milletvekili Abdülkadir Özel ve Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, saha gezisi kapsamında geçtiğimiz günlerde hizmete açılan İskenderun Acil Durum Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Başhekim Dr. Veysel Yıldırım, hastanenin son durumu hakkında bilgiler verirken, 200 yataklı hastanenin 33 poliklinik, 36 yoğun bakım yatağı, 7 ameliyathane, 6 görüntüleme odası, 1 MR, 1 tomografi, 1 tam kapsamlı laboratuvar, 1 bronkoskopi, 1 endoskopi, 1 FTR, 3 onkoloji, 1 KVC merkezi ve 1 anjiyografi ile hizmet verdiğini aktardı. Erişkinler değil, çocuklar da kabul ediyor musunuz buraya? Erişkin meşhur. Her ikisi de. Milletvekili Özel ve Başkan Tosyalı, hastanenin hemen yanında yapımı devam eden kalıcı deprem konutlarında örnek daireleri inceledi. 5986'ın tamamını Mayıs 2024'e kadar burada yaklaşık 4000 konutu yapmış, bitirmiş ve hak sahibine teslim edilmiş. Hedefimiz. İyi. Gayet. Sene sonuna kadar da yaklaşık 1000 tane teslim ederiz herhalde. Evet, oraya sokarız. Hocam, hadi bakalım.